Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde üçüncü alıştırmayı işleyeceğiz. Hepinize ben başarılar diliyorum. Aşağıdaki cümlelerde bulunan cümle halleri müfret hale dönüştürünüz demiş. Örneğimizi inceleyip arkadaşlar buna uygun olarak biz de diğer örnekleri yapacağız. Hemen örneğimizi inceliyoruz. Bakınız cae geldi. Ellaibune oyuncular. Vehum onlar. Müstaidun hazırlanmışlar. Onlar hazırlanmış bir şekilde geldiler diyebiliriz arkadaşlar. Veyahut da oyuncular hazır olmuş bir şekilde, hazırlık yapmış bir şekilde geldiler diyoruz. Burada vehum müstaiddun, buradaki hum cümleyi gördük, isim cümlesi haldir. Müfret hale baktık, cae geldi, ellaibun, oyuncular geldi, müstaiddine şeklinde müfret hale dönüştü. Buradaki arkadaşlar ismi fail, kalıp itibariyle ismi faildir bu. Müfret hal olarak kullanıldı ama cemi olduğu için gördüğünüz gibi müstaiddin haline geldi. Çünkü sahibül halimiz bu ellaibun cemi bir sözcüktür. Elga et talibu eşyalar. Öğrenci şiir okudu diyebiliriz arkadaşlar. Şiir okudu ve huve sagirin o küçükken. Öğrenci küçükken şiir okudu diyebiliriz. Bakın elga et talibu öğrenci okudu. Eşyara şiir okudu sagiran küçük iken. Bakın ve huve sagirun buradaki vavlar zaten vavul haliyedir. Ve huve sagirun arkadaşlar cümlesi bir hal cümlesidir. Bu hal cümlesini müfret hale sagiran olarak dönüştürdük. Ne yaptık? Buradaki hüveyi ve huve ifadesini attık. Bu sagiran kelimesini mansub olarak yazdık. Hal mansuptu bildiğiniz gibi. Dahale efendim girdi. El Müslümune. Müslümanlar girdi. İspanya. İspanya. İspanya'ya girdiler. Yanşurune. Yayarak. El İslam'a İslam'ı. İslam'ı yayarak İspanya'ya girdiler dedik. Yanşurune el İslam arkadaşlar bir hal cümlesidir. Burada fiil gördük. Bakın bu fiili ismi failini yapıp bunu çekimli kullanacağız tabii ki. Müslüman kelimesi cemi olduğu için. Mansup da kullandığımız zaman müfret hal yapmış oluyoruz. Bakın dahale el muslimuna ila İspanya. İspanya'ya girdiler. Naşirin el İslam'ı yayarak. Şurada neyi yaydılar? İslam'ı yaydılar. Bakın burada naşirine kelimesi bir efendim müfret haldir. İslam buradaki naşirine ismi failin arkadaşlar mef'ulün bihidir deriz. Celese oturdu. El müdiru müdür oturdu. Yetehaddesu konuşuyor. İlâ muvazzafi şirketi şirketin görevleriyle konuşuyor. Bakın burada müdür kelimesini gördüm. Sahibül haldir. Yetehaddesu bunu cümle olarak böylece hal diyebilirim ben. Gördüğünüz gibi fiil cümlesi hal karşıma çıktı. Bunu müfret hale dönüştürdük. Celesel müdiri bakın bu sabit kaldı. Mütehaddisen diyeceğim arkadaşlar. Tahaddese fiilin ismi faili mütehaddistir. Fiilden hal yapacakken fiil cümlesini hale dönüştürürken arkadaşlar hemen ismi fail kalıbı ilgili bapta aklımıza gelmeli. Mütehaddisen dedik. Burada ma dedik ama burası arkadaşlar ila olacak gözümüzden kaçmış. Bakın bu ma yerine bir ila efendim bulabiliriz. Evet. Ma yerine ila gelecek arkadaşlar. Onu ifade edelim. Evet arkadaşlar. Burada ilayı yazdık. O gözümüzden kaçmış. İla muvazzafi şerike şirketin çalışanlarıyla da görevlileriyle konuşarak diyoruz. Bakın burada halimiz mütehaddisen kelimesidir diyoruz. Evet. Dahale girdi. Tarık bin Ziyad. Tarık bin Ziyad girdi. El Endülüs'e. Endülüs'e girdi. Ve hüve muntasir. O zafer kazanmış bir halde. Bakın ve hüve muntasir bir hal cümlesidir. Burada vavul haliyedir. Bakın muntasir kelimesi burada müfret hal yaparken bizi efendim kullanacağımız kelimedir. Dakhala Tarık bin Ziyad. Tarık bin Ziyad girdi. El Endülüs'e. Endülüs'e girdi. Muntasiran dedim bakın arkadaşlar. Zafer kazanarak girdi. Yedrusu Eddullab. Öğrenciler efendim
okurlar. Öğrenciler öğretim görüyor, öğrenim görüyor diyelim. Ve hum onlar vasıfuna güveniyorlar. Minennecah başarı. O zaman onlar emindirler diyelim. Başarıdan emin bir halde, başarıdan emin olarak öğrenciler okuyor dedik arkadaşlar. Yedrusu dullabu bakınız. Vasıkun, şimdi burada vehum vasıkun eminennecah cümledir. Bakın burada bu vehum attığımız zaman artık müfret hal elde ediyoruz. Tabi ufak bir değişikliğimiz var. Müfret hal mansub olduğu için buradaki vavu arkadaşlar nasb alameti bu vav gidiyor yerine ya geliyor ya da buradaki vav ya'ya dönüşüyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi yadrusu tullabu vasıkine minennecah başarıdan emin bir şekilde öğrenciler eğitim görüyor ya da okuyor diyoruz. Celese oturdu efendim. Kim oturdu? El muslimune Müslümanlar. Müslümanlar oturdular. Yüfekkirune tefekkür ederek ya veyahut da düşünerek oturdular. Fi halkil insani insanın yaratılmasına dair ya da insanın yaratılmasını düşünerek Müslümanlar oturdu diyoruz. Şimdi burada yüfekkir fiilimiz bakınız arkadaşlar bu cümlemiz bir hal cümlesidir. Burada yüfekkür fiilinin ismi failini mansub olarak getireceğiz. Ve hal müfret halimizi elde etmiş olacağız. Tabii fi halkil insan bunu da yazıyoruz arkadaşlar tekrar. Celesel muslimune Müslümanlar oturdu. Müfekkirine fi halkil insan insanın yaratılmasını tefekkür ederek ya da düşünerek dedik. Bakınız değişikliğimiz bu şekilde. Müfret hal mansub burada ya mansub alamet olarak karşımıza çıktı. Ade döndü el hüccacı hacılar yefrahune. Bakın sevinerek döndüler. Bu taatillahı Allah'a itaat etmek etmeye sevinerek döndüler ya da Allah'a itaat etmeye efendim mutlu olarak itaat etmekten mutlu olarak döndüler diyebilirim. Yefrahun bir cümle haldir. Bu halimizi müfret hale dönüştüreceğiz. Burada benim dikkat edeceğim husus yefrahune fiilinin ismi failini kullanmaktır arkadaşlar. İsmi failine baktığımızda fiilimizin ismi faili ferihun şeklinde geliyor. Bunu cem yaparsak ferihun olur. Tabi hacılar cemi olduğu için cem yapacağız. Mansup yapmamız gerekiyor. Hal mansuptur müfretat. Ferihin diyeceğiz arkadaşlar bakınız. Adel huccacu ferihine bi da'atillah diyoruz. Aynı ama anlam aynı kalmaya devam ediyor. Bakınız men taalleme ve sagirun. Kim küçük iken öğrenirse takaddeme ilerler ve huve kebirun büyükken ilerler demiş. Şimdi burada ve huve kebir-sagirun bir hal cümlesidir. Ve huve kebirun ise yine bir hal cümlesidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada şart ve bir şart üslubu var arkadaşlar. Burası şart cümlesidir. Burada takaddeme ve kebirun ise cevap cümlesidir gördüğünüz gibi. Men taalleme sagiran kim küçükken öğrenirse takaddeme ilerler kebiran büyükken ilerler. Bakın buradaki hüveleri attık. Bunları attık sagiranı sagiran şeklinde. Efendim kebir de kebiran şeklinde müfret hal yaptık. Devam ediyoruz. Aşağıdaki hadiste bulunan hal çeşitlerini belirleyiniz. Önce hal çeşidini belirlemeden önce hali görmemiz lazım arkadaşlar. Bir hal hangi hadisteki kelime haldir? Hemen ona bakalım. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu an Nebiyye Ebu Hurayra da Hazreti Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiştir. Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Bu gale artık peygamberdir. Gale'yi söyleyeyim. Efendim men ahade kim alırsa envalen nas insanların malını alırsa yuridu isteyerek alırsa edaeha onu geri vermeyi isteyerek alırsa edda Allahu anhu Allah ne yapar onu eda eder Allahu Allah onun yerine onu eda eder Allah onu ona verir şeklinde anlıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar yuridu edaeha bu cümlemiz işte bir hal cümlesidir. Bakın ve fiil cümlesidir arkadaşlar. Üstelik mazi fiil cümlesi gördüğünüz gibi. Devam edelim. Ve men ahadaha kim de onu alırsa yuridu istiyor itlafaha böyle yok etmek istiyor. Bunu geri vermek istemiyor diyebiliriz.
Yok etmek isteyerek insanların malını kim de alırsa etlefehu, Allah onu yok eder. Yani bu yok edeceği şey o kimseyi Allah yok eder. Efsede ya da Allah onu fesat eder diyebiliriz. Yuridu itlafeha yine bir hal cümlesidir arkadaşlar. Ve bakınız isim fiil cümlesi olarak bir hal cümlesidir diyoruz. Şimdi geldik 5. alıştırmamıza. Aşağıdaki sorulara hal cümleleriyle cevap veriniz demiş. Sorularımızı okuyorum. Zaten cevaplarımızı ifade ettik. Keyfe teşrabu şaye, çayı nasıl içersin? Calis demiş bakın. Calis. Hal cümlelerine evet cevap vereceğiz ama buradaki kelimeleri de göz önünde bulunduracağız ya da bunları kullanarak cevap vereceğiz. Calis oturuyor demek arkadaşlar. Eşrebu şaye, çayı içerim ve ene calisun, ben otururum. Burası bir hal cümlesidir. Ben çayı oturarak içerim anlamına gelir. Gördüğünüz gibi. Bakın bunları hal cümleleriyle bir de cümleyle cevap verin demiş. Buradaki calis, ferihun ve diğerlerini cümle içerisinde kullanacağız. Devam edelim. Keyfe nasıl terakte sen bıraktın etfaleki çocuklarını el yeme bugün. Bugün çocukları nasıl bıraktın ya da onlardan nasıl ayrıldın diyebiliriz. Ferihun onlar mutluymuş gördüğünüz gibi. Taraktu etfali el yeme. Çocuklarımı bugün ben bıraktım. Ve hum onlar ferihun mutludurlar. Çocuklarımı ben onlar mutlu bir şekilde bıraktım diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hal cümlesini yaptık. Burada ferihun müpteda şey haber. Humu da efendim ne yaptık? Müpteda olarak kullandık. İsim cümlesi hal yaptık arkadaşlar. Keyfe vasale nasıl geldi? Al duyufu misafirler ilal hafli törene. Törene nasıl geldi? Nasıl ulaştı diyebiliriz. Mesru run olacak. Şurada bir vav daha olacak arkadaşlar. Vasale duyufu misafirler geldiler. İlal hafli törene geldiler. Ve hum onlar mesrurune. Mutludurlar. Mutlu bir şekilde onlar törene geldiler diyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yaptık. Şimdi bu mesrur kelimesini müpteda isim cümlesi halde müpteda değil de haber yaptık arkadaşlar. Bakın burada niye hum getirdik? Çünkü duyuf cemidir. Burada niye humu tercih ettik? Çünkü etval cemidir. Sahibül haller cem ise ona dönen zamir de efendim cemi olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Keyfe. Nasıl? Vakafel muslimuna. Müslümanlar durdu. Fi arafatin diyeceğim. Arafat'ta Müslümanlar nasıl durdu? Nasıl bekledi? Diyebiliriz. Bakın burada aynı zamanda burada soru ismi bu keyfe arkadaşlar fiile sorulduğunda bu keyfe hal olarak irab edilir. Onu da söyleyelim. Yed'ûne dua ederek durdu diyeceğim. Bakın vakafe durdu. El muslimune Müslümanlar fi arafatin. Arafat'ta durdular. Yed'ûne dua ederek. Bu dua etmek anlamına geliyor. Dua ederek durdular diyebilirim. Ve hatta buraya isterseniz bu bir fiil cümlesi. Muzari fiil cümlesi haldir. Ben bunu isim cümlesi hal yapabilirim. Ve hum yed'ûne de diyebilirim. Ama daha çok efendim kelime tercih edeceğim. Buna gerek yok arkadaşlar. Zaten buradaki yedon kendi başına hal cümlesi olmaya müsaittir. Devam edelim. Keyfe nasıl? Ta'udu dönüyor. Sen dönersin efendim ila menzilike evine. Evine sen nasıl dönersin? Rakibun binerek diyeceğim bu. Rakibun binen demek arkadaşlar. E'udu ben dönerim ila menzili evime dönelim ve ene rakibun ben biniyorum. Yani bir araca binmek kastediliyor burada. Ben araca binerek evime dönerim diyoruz. Keyfe nasıl? Bakın takfi geçirir. El ummehatu anneler geçirir. Yevmehünne günlerini. Ha, onlar gününü. Ha, onlar gününü nasıl geçirir diyelim. Yamelle onlar çalışır. Ya çalışarak geçirir diyebiliriz arkadaşlar. Takfi geçirir. El ummehatu anneler geçirir. Yevmehünne günlerini geçirir. Yamelne çalışarak bakın. Ve hünne yamelne de diyebilirsiniz. Şurada dediğimiz gibi. Burada yamelne bizim hal vazifesini kendi başına icra ettiği için biz ve hünneyi tercih etmedik. Yani isim cümlesiyle bir hal yapmaya gerek duymadık arkadaşlar. Keyfe nasıl? Teşrabu sen içersin. El asir meyve suyunu. Sen meyve suyunu nasıl içersin? Barit kelimesi burada soğuk anlamındadır. Ben onu soğuk içerim diyeceğim. Eşrabu el asira meyve suyunu içerim ve baridun o soğuktur
soğukken içerim diyeceğiz. Yani onu soğuk olarak içerim diyeceğiz. Bakın burası da yine bir haldir. Sahibül hal merfu şeydir arkadaşlar, gördüğünüz gibi müfrettir. Ve hüve de müfret kullandık biz. Keyfe nasıl? Taudine, sen dönüyorsun, ila menziliki, evine. Burada artık bayan dönen, maşiyeten yürüyerek, burada maşiyetin yürüyen anlamına gelir, müennestir. Bakın, naudu, ben dönerim. Düzeltiyorum. Eudu. Burası harekesi arkadaşlar şey olacak. Hemen onu da, evet, harekimizi yapalım. Yok, yanlış anlaşılmasın. Eudu derim. Ben dönerim. İlâ menzili, evime dönerim. Ve ene maşiyetim, ben yürüyorum. Yürüyerek, yürür bir halde anlamına gelir. Burası bir hal cümlesidir. Keyfe nasıl? Ehvalet geldi, el bintan, iki kız çocuğu. İki kız çocuğu nasıl geldi? Burada tadhakani, gülüyorlar dedik arkadaşlar. Ehvalet el bintan, iki kız çocuğu geldi. Tadhaka olmayacak, tadhakani olacak arkadaşlar. Hemen orada gözümüzden kaçmış. Tadhakani. Hatta şuradan bir tiz, yani şuradan alalım. Hemen bir tane alalım. Evet. Tevhakâne olacak gördüğünüz gibi. Onlar gülerek geldiler anlamını veriyoruz. Tevhakâne sahi haldir arkadaşlar. Sahibül halimiz el bin tane sözcüğüdür. Şimdi biz bu alıştırmamızı bitirdik. Geldik 6. alıştırmamıza. Arkadaşlar, 6. alıştırmamızı hemen sürdürüyoruz. Okuyalım. Aşağıdaki cümleleri parantez içindeki kelimeleri kullanarak yeniden düzenleyiniz. Örneğe baktım. Raca'a döndü. El Müslüman, Müslüman döndü. Minel haccı, haçtan döndü. İla vatanihi, vatanına döndü. Ve huve mesrurun, o mutludur. Burası bir hal cümlesi ya değerli arkadaşlar. Anlamı şöyle ifade edelim. Müslüman haçtan vatanına mutlu bir şekilde döndü diyebilirim buraya. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Tabii bütün kelime şeyi görmekte fayda var. Şimdi racaat el muslimetü yapın demiş. Şuradaki Müslüman Müslüme olmuş. Dikkat ederseniz. Bunu uygun o yapacağız o zaman. Racaat olacak. Müennes fail, fiil ona göre kullanılacak. Buradaki Müslüme'ye dönen zamirimiz buydu. Burası da ha olacak. Mesrurun, mesruratun olur. Hüve hiye'ye dönüşür gördüğünüz gibi. Racaat döndü el Müslüman, Müslüman bayan. Medal haccı, haçtan ila vataniha, memleketine. Da vatanla ve hiye mesruratun, o mutludur. Mutlu bir şekilde döndü diyoruz. Evet. Benzer bir uygulamayı arkadaşlar istenildiği kadarıyla burada yapacağız. Şimdi uygulamamıza bakalım. Bizden ne istemiş? Bu cümlemizi baz alabiliriz yine. Buradaki ya da isterseniz bu cümleden de gidebiliriz arkadaşlar. Burada mesruratan olarak hali bir değiştir demiş. Yani halin haberini değiştir. Mesruratan budur. Şimdi haber efendim. Tesniye müennesse buradaki müpteda da zamir buradaki müpteda da arkadaşlar yine tesniye olacak demektir. O zaman bunu hüma yaptık. Şimdi sahibül hal iki tesniye ise şey hal iki tesniye ise o ikisi mutlu bir şekilde döndü diyeceğiz. O zaman buradaki müslimet müslimetan olacak arkadaşlar bakınız. İki Müslüman bayan haçtan döndü. Nereye? İlâ vatanihima, vatanlarına döndüler. Buradaki ha'yı tesniye kullanmamız lazım. O da hümadır arkadaşlar. Fiili bu şekilde bitiştiriyoruz. Geliyorum buraya. El Müslümat dedi. Bakınız. Burada şunu diyor. Şuradaki Müslümetan ya da buradaki Müslüme'yi fark etmez. Buradaki Müslüm'ü at diyor arkadaşlar. Yerine El Müslümat kelimesini getir. Bunu getirdikten sonra bu kelimeyle ilişkisi olan cümlede başka kullanım varsa onlar da bu kelime uygun yaz diyor. Bakın biz getirdik. El Müslümat. Müslüman bayanlar döndüler. Minel haccı hacıdan. İlâ vatanihunne. Şey vatanihinne olacak şurası arkadaşlar. Vatanlarına döndüler. Döndüler dedik. Niye burada hinneyi
Niye hinne tercih etti ya da hünne zamirini daha şey ifade edelim. Çünkü bu zamir hünne buradaki Müslüman bayanlara dönüyor. Bu zamir arkadaşlar cemidir, cem müennes kullanımdır. Buradaki Müslüman cem müennes kullanımdır. Ve hünne yine bakın onlar mesruratin, mesruratun arkadaşlar mutludurlar. Onlar mutlu bir şekilde, mesut bir şekilde vatanlarına döndüler diyor. Bakın bir daha tekrar edelim. Burada Müslümat'ı değiştirdiğimizde Müslümat'la ilintili olan bütün efendim kelimeleri değiştirdik. Onlardan bir tanesi burada kendine dönen zamirdi. Bir diğeri de arkadaşlar hal cümlesiydi bakınız. Bu hal cümlesi de sahibül hale uygun yazıldı. Devam edelim. Ve hum perihun. Şimdi burada şunu görelim hemen. Burada bize şunu söylüyor. Ve hum perihun. Şuradaki ve hunne mesrurat kelimesini bırak diyor. Bunun yerine ve hum ferihun yaz diyor arkadaşlar. Yazdığımızda ve hum ferihun onlar mutludurlar. Yani mutlu bir şekilde döndüler. Sahibül hale baktığımızda ve hum ferihun incelediğimizde sahibül halin müzekker bir cem olması gerekiyor. Şimdi biz buradaki müzekker, bu kelimedeki müzekker cemi nasıl yapabiliriz? Müslümat ise Müslümun yaparız bakınız. Müslümanlar döndüler. Fiile gelen mühendislik alamette kalkar. Fail müzekker olduğu için. Minel haccı haçtan döndüler. İlâ vatanihim diyeceğim. Buradaki o zamir arkadaşlar çünkü Müslümun kelimesine gidecek. Bunu karşılayacak zamirimiz de humdur. Raca'l muslimuna minel haccı ilâ vatanihim ve ferihun. Onlar mutlu bir şekilde, sevinçli bir şekilde vatanlarına döndüler anlamını veriyoruz bu vesileyle. Devam edelim. Evet, buraya bakabiliriz hemen. Sümma da dedik. Ben bunu şöyle anladım. Sonra da o ikisi döndü. Bu cümleyi sonra da o ikisi döndü şeklinde yaz demiş. Ama bir şey vermemiş burada. Fail. Faile gerek yok. Zaten şuradaki fiilin faili bana kafidir. Tüm ada o ikisi döndü minel hacca haçtan döndü ila vatanihima memleketine ve huma ferihane o ikisi mutludur. Yine mutlu bir şekilde mesut bir şekilde vatanına o ikisi döndü diyoruz arkadaşlar. Sahibül hal bakın buradaki ada fiilindeki arkadaşlar eliftir sahibül haldir. Bu aynı zamanda fiilin failini teşkil eder. Buna dönen tesniye elifi ya arkadaşlar zamirde yine tesniye olmak durumundadır. Baktık hemen tesniye olduğunu ifade ettik. Tabii en tüm ben bu cümle üzerinden bunu anladım. Bakın en tüm zamirine uygun olarak ade fiil ne yazarsak öptüm siz döndünüz nel haccı haçtan döndünüz ila vatani küm memle vatanınıza döndünüz ve en tüm sizler ferihun mutlusunuz. Yine mutlu bir şekilde vatanınıza döndünüz diyoruz arkadaşlar. Biraz buraya alalım daha net gözüksün. Şimdi tabi bu rütumu çekimden hareketle böyle yazdık arkadaşlar. Ade fiil, mazi, entüme uygun çekim bu şekildedir. Şimdi haçtan burada siz döndünüz. Burada tüm fiilin failidir. Buradaki küm de buradaki size gider. Siz arkadaşlar sahibül hal buradaki tümdür ya. Bakın burada entüm ferihun da hal cümlesidir. Sahibül hal efendim tüm zamirdir. Tüm zamına uygun yazdık sahip hali. Geldik buraya. Burada eddeytuma. Eddeytuma yap. Üttüm yerine eddeytuma getir demiş kitabımız adeta. Biz de öyle yaptık. Eddeytuma. Siz eda ettiniz el hacca. Haccı eda ettiniz. Yani hac yaptınız. Ve entüma sizler ferihune. Mutlusunuz. Siz mutlu bir şekilde haccı eda ettiniz şeklinde cümleyi ben ifade ediyorum. Arkadaşlar ve entüma ferihani bir hal cümlesidir. Sahibül hal de tümadır arkadaşlar buradaki. Devam edelim. Etiye göre bu cümleyi yeniden yaz gibi anladım. Hemen yaptık. Eddeyti. Sen eda ettin. El haccı haccı. Sen hac yaptın ve ente ferihatün. Sen mutlusun. Yani mutlu bir şekilde sen haccı eda ettin diyoruz. Bakınız buradaki fiil failimiz bu eddeyti'deki kesralı T'dir arkadaşlar. Bu sahibül haldir. Buna uygun olarak bir mühendestir tabii ki. Sen demektir bayan.
Ben de buna uygun olarak bakın entiferi hatim hal cümlesini değiştirdim. Devam ediyoruz. Sahibül aslında mantık şudur. Sahibül hal değişince hal cümlesi de sahibül hale göre arkadaşlar şekilleniyor. Devam edelim. Hunne. Hunne uygun fiilimizi yazarsak eddeyne. Onlar o bayanlar eda ettiler. El hacca hac görevini eda ettiler. Hacca eda ettiler. Ve hunne o bayanlar. Bakın hunne buraya hunne yazdık. Ferihatün. Mutludurlar. Burası haldir. Sabil hal. Arkadaşlar buradaki nunu nisvedir gördüğünüz gibi. Nunu nisve cemdir. Ona uygun olarak hal cümlesinde tekrar düzenlemiş olduk. O bayanlar yani mutlu bir şekilde hacı eda ettiler anlamını böylece ortaya koymuş olduk. Yani cümleleri de düzenledik. Şimdi geliyoruz buradaki alıştırmamıza. Alıştırmamıza baktık ve ne gördük? Hemen okuyalım. Aşağıdaki cümlelerde bulunan gramer yanlışlarını düzeltiniz demiş. Önce örneğimizi görüyoruz biz arkadaşlar. Örneğimizi görelim. Vakafe durdu el sultanı. Sultan durdu dikildi. Bu yönetici demek arkadaşlar. Tah efendim dubu fi cunudiha askerlerine hitap ediyor. Askerine hitap eder bir halde durdu. Şimdi arkadaşlar sultan kelimesi müfret müzekker bir sözcüktür. Zamir değeri bunun hüvedir. Şuradaki tah da bunun fiil çekimde zamir değeri bunun ya hiyedir ya entedir. Dolayısıyla hata burada. Bakın düzenlenmiş. Vakafe sultanu yahtubu fi cunudihi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu hata buradaydı düzeltmiş. Yahtubu fi cunudihi zaten bir hal cümlesidir. O zaman biz buradaki hataları bulalım. Doğrusunu ifade edelim arkadaşlar. Mekke'tü, Mekke, Medine'tü bir Medine'dir, bir şehirdir. Yukaddisuhu el-Müslümun, Müslümanlar onu kutsal sayar. Şimdi Mekke müennes. Bakın Medine'yi gördük. Mübteda haber. İkisi müennes zaten. Şuradaki hu nereden çıktı? Bu müzekker için kullanılır. Demek ki yanlış burada. Bu yukaddisu yerine burada yukaddisu ha diyeceğiz arkadaşlar. Aslında sadece buradaki zamiri değiştiriyoruz. Değiştirilmiş hali böyledir. Dolayısıyla yukaddisu ha'yı şuraya yazarsanız cümlemizi doğrulamış oluruz. Devam edelim. Raca'a döndü el hüccacı hacılar ila biladihim memleketlerine döndüler. Ülkelerine döndüler. Ve onlar mesrurun. Şimdi bakın bu mesruda bir hata var. Bu ne de bir hata var. Bu hal cümlesidir arkadaşlar. Sahibüler cem müzekker. Cem müzekker hum olacak. Buradaki mesru da huma göre yeniden yazılacak. Ve hum mesrurun olacak. Bakınız arkadaşlar. Burası gidecek ve hum mesrurun olacak. Gelelim buraya. Vasale geldi. Ettüllah ve öğrenciler. Hilal camiatı üniversiteye geldiler. Ve hum musriatun. Şimdi bu öğrenciler erkek. Bu da tamam erkek güzel. Buradaki müsriat müzekker cemlerden çıktı. Bakın olmadı arkadaşlar. Ve hum musriuna. Hızlı bir şekilde geldiler. Aceleyle geldiler, ulaştılar diyebiliriz. Bakın sahibül hal lin, hal cümlesinde mübteda haber uyumsuzluğu tespit ettik. Haber olan müsriat mübtedaya uymadı. Mübteda doğru kullanıldı ama haber doğru kullanılmadı. Devam ediyoruz. Yeb'atullahu yeb'atı gönderir. Allahu Allah Muhammeden Muhammed Peygamber Efendimiz'i gönderir. Yehdune ennas insanlara hidayet etmek üzere ila ya da insanlar ulaştırmak üzere diyelim arkadaşlar. İlâ nurul İslam, İslam'ın nuruna. İnsanları İslam'ın nuruna, İslam'ın ışığına ulaştırmak üzere Allah Hazreti Peygamber Efendimiz'i gönderir şeklinde anladık ya da gönderiyor an diyebiliriz. Şimdi burada yehdûne de biz yanlışlık olduğunu zaten görünce anlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yehdun cem kullanımdır. Şimdi Peygamber Efendimiz arkadaşlar sahibül hal. O zaman bu müfret müzekker kullanımlı olacak. O da yehdi olacak. Eda yehdi arkadaşlar. Buradaki yehdunu bırakıyoruz. Bunun yerine yehdi yazıyoruz. Devam edelim. Fahasat tabibetü. Fahasat muayene etti. Tabibet doktor tıfleden bir kız çocuğunu.
Efendim nasıl kız çocuğu? Yepki ağlıyor. Minelele acı dolayı ağlıyor. Şimdi arkadaşlar Tıfleta burada nekra bir isim. Dolayısıyla Yepki Minel Elem her ne kadar bu Yepki yanlış yazılsa da burası tepki olacaktı. Zaten hata da burada. Hal değil de sıfat cümlesi oluyor burada. Niye? Çünkü nekradan sonra gelen cümle sıfat cümlesidir. Burada tıflet olsaydı burası hal cümlesi kabul ederdik. Tepki Minel Elem diyeceğiz. Yepki değil tepki olacak. Çünkü kız bunun faili hiye göre çekimli olduğu zaman tepki olacak. Devam edelim. Hâzihi bu dalibetün bir öğrencidir. Calüsün oturuyor. Bilmektebeti. Bu bilmektebeye ofis de diyebiliriz, kütüphane. Hadi bu kütüphanede oturan öğrencidir diyelim. Şimdi şu haliyle arkadaşlar burada dalibetün şu mübteda haber. Ha, bakın habere bir sıfat gelmiş gibi duruyor. Dolayısıyla buradaki calise tün olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sıfat mevsup arasında cinsiyet uyumu vardı. Mevsup talibetündü. O zaman buradaki sıfatında müennes olması gerekiyor. Dolayısıyla calise tün şeklinde olacak. Şöyle baktık aşağı cümlede bulunan gramer yanlışlar. Demek ki bakın bu son iki cümlemizde sabil hal değil de sıfat kastedilmiş arkadaşlar. Bunu da böylece görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimiz bir konuyla devamındaki alıştırmalar ya da efendim metnimiz olacak. Ben hepinize başarılar diliyorum. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arapçayla kalmaya devam edin.